Değerli kardeşlerim, Zekice TV kanalıma hoş geldiniz. Burası İnegöl Hilmiye Köyü. Oylat Mağarası Hilmiye Köyü'ne 1 kilometre uzaklıkta, İnegöl'e ise 17 kilometre uzaklıkta. Arkadaşlar, mağara karşıdaki dağın hemen altında bulunmaktadır. Burası mağaranın otoparkı. Otopark da ücretsizdir. Mağaranın kapısı aşağıda kaldığı için merdivenden aşağıya doğru iniyoruz. Mağaraya girmek için gişeden bilet alıyoruz. Büyükler için 7,5 TL, çocuklar için ise 5 TL. Arkadaşlar, mağaranın girişinde böyle geniş bir salon var. Bu salonun sonunda ise üst kata çıkmak için merdiven kullanıyorsunuz. Videomu izlemişken videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Mağaranın bazı yerleri gerçekten çok karanlık. Neden yeterince aydınlatılmamış onu bilmiyoruz. Mutlaka önemli bir sebebi vardı diye düşünüyorum. Video çektiğimiz için gerçekten elimizde bir fener olsaydı çok işimize yarardı. Evde misiniz? Hızlı gelmediniz. Mağarada çok yarasa var. İzlerini görebiliyorsunuz. Thank you.
içindeki nem oranı %90, sıcaklık ise her mevsim 18 derecedir. Mağaranın nem oranından dolayı astım ve bronşit hastalara iyi geldiği söyleniyor. Gördüğüm kadarıyla mağaranın ziyaretçileri genelde hep aileler. Aslında dokunmak yasak ama dokunulduğu zaman duvarlarda suyun aktığını hissediyorsunuz. Bu da nemden dolayıdır. Bu aşağı doğru iniyor artık. Burada merdivenler ikiye ayrılıyor. Biri sola doğru gidiyor. Biri de sağa doğru gidiyor. Biz sağa doğru gittik. Bunu da belirteyim. Merdivenler hep yukarı doğru çıkıyor. Mağaranın zirvesine çıkıldığı zaman 40 kat bir binayı çıkmış kadar oluyorsunuz. Yukarı doğru çıkınca daha çok sarkıt ve dikitler var. Bir sarkıtın 1 santim uzaması için 16 sene geçmesi gerekiyor. Yani 16 yılda sadece 1 santim uzayabiliyor. Geri dönelim mi? Ya da öyle bir şey.
bu mağaranın tam 3 milyon yaşında olduğunu tespit etmişler. Yani şu anda bu mağara tam 3 milyon yaşında. Gerçekten mağaranın bazı yerleri insanı kendisine hayran bırakıyor. Şu anda gördüğünüz gibi ne kadar çok güzel. Burada insan bayılsa ambulans da giremez. Puan git. Dur dur gitme. Bazı yerler çok dik. Gerçekten çıkarken zorlandım ben. Ama çocuklar rahatlıkla çıkabiliyor. Abi dur. Haydi bir de. De ki bu da mağara. Şu anda tam mağaranın zirvesine çıktık. Burada küçük bir seyir terası yapmışlar. Keşke daha aydınlık olsaydı etrafı daha güzel görürdü. Gerçekten de en üstte. Gerçekten çok güzel görünüyor. Keşke ışıklandırma çok olsaydı, her tarafı da bu şekilde görseydik. Merdivenler bazı yerlerde çok ıslak nemden dolayı. Onun için inerken ve çıkarken dikkat etmek gerekiyor. Aşağı doğru inerken gözden kaçırdığım yerler varsa oraları da göstereyim size. Yolunuz buralardan geçerse gelip buraları görmenizi tavsiye ederim.
Değerli kardeşlerim, kanalıma halen abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.